Biri Türk tepesine. Neden Fransız Romanca ismi verilmiş? İsterseniz bunun tarihini öğrenmeden önce Fransız Romanca'nın hayat hikayesini izleyelim. Fransız romancı Perletti asıl ismi Louis Marie Julien'dir. Perletti ismini yazara kimi kaynaklara göre öğrencilik yıllarında, kimi kaynaklara göre ise 1867 yılında yaptığı okyanusun sıfır sırasında Tahiti'li yerliler ve Tahiti'li kızı tarafından verilmiştir. Loti, egzotik iklimlerde yetişen egzotik bir çiçeğin ismidir. 1850 yılında Fransa'nın Recouvert kentinde bir protestan ailenin en küçük çocuğu dünyaya geldi. 17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Bitirdikten sonra 1881 yılında yüzbaşı rütbesini aldı. İlerleyen zamanlarda albaylığa kadar yükseldi. Ve çıktığı deniz seferlerinde gördüğü yabancı kültürünü çoğu romanında yer edindi. 1886'da Loti yazdığı eserle kendini edebiyat çevresine kabul ettirdi. 1891 yılında Fransa Akademisi seçildi. Ardından 1910 yılında Legion d'Honneur nişanını almıştır. İstanbul'a birçok kez gelmiş olan Loti, ilk kez 1876 yılında Fransız savaş gemisine görevli subay olarak geldi. Loti, İstanbul'a o kadar çok hayrandı ki ve bu o kadar hayran olduğu Osmanlı yaşam tarzına birçok romanında etki gösterdi. Loti, İstanbul'da ikamet ettiği dönemde Eyüp'te yaşadı. Azyade adlı romanına ismini veren kadınla da bu tepede tanıştı. Loti, kendini her daim Türk dostu olarak nitelendirdi. Bizleri de kendisine sevdi. 1913 yılında yazdığı Can Çekişen Türkiye kitabıyla Batı politikalarını eleştiren Loti, aynı yıl devlet konuğu olarak Türkiye'ye geldiği zaman Tophane Rıhtımı'nda büyük bir törenle karşılanarak Sultan Reşat tarafından sarayda ağırlandı. Balkan Savaşları'nda, 1. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında Anadolu işgalinde Avrupa'ya karşı hep bizleri savundu. Milli mücadele döneminde Anadolu'daki direnişe destek vermesiyle kendi ülkesi olan işgalci Fransa'yı ağır bir dil eleştirmesiyle Loti, Türk halkının sempatisini kazandı. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 Ekim 1921'de Pierre Loti'ye şükranlarını sunan bir mektup yolladı. Bununla birlikte Pierre Loti 1920 yılında İstanbul şehri Fahri Hemşerisi olarak kabul edildi ve onun adına taşıyan bir de cemiyet kuruldu. Daha sonraları İstanbul'da Divan yolunda bir caddeye Pierre Loti Caddesi ve Eyüp'te Rabia Hatun Kahvesi'ne Pierre Loti Kahvesi denildi. Günümüzde bu kahvenin bulunduğu tepeye Pierre Loti Tepesi denir. İstanbul'un ev ilçesinde hariçe nazır bir tepe olan Pierre Loti Kahvesi tepe adını veren Fransız asker, başta kendi ülkesi olmak üzere işgal kuvvetlerine karşı aldığı tavır ve Türk dostluğuyla milli mücadele döneminde taklit kazanmış biri. Bizler onu İstanbul ile özdeşleşen büyük aşkı Aziyadır'a tanıyoruz. Nam diğer Hatice. 1876'da subay olarak gelen Pierre Loti, Selanik'te önce Osmanlı'ya, sonra Aziyade adını verdi, Çerkez bir düzeni başvurdu. Namı diğer Hatice. Hatice, o dönemin ağalarından birinin üçüncü eşidir. Tabi bu eşinin olması aralarındaki bağı koparamaz. Aziyade'nin daha önce İstanbul'a geleceğini öğrenen Pierre Loti, Sevzi'nin daha önce İstanbul'a yolunu tutar. Loti, aşık olduğu kadını beklediği bu şehirde adım adım dolaşır. Her adımda Aziyadesine ve İstanbul'a tekrar tekrar aşık olur. İstanbul'un destansı güzelliğinde tutkulu bir aşk yaşamaya başlayan çift, bugün Pierre Loti diye adlandırılan Rabia Hatun Kahvesi'nde buluşurlar. Haliç manzarası karşısında gizli gizli görüşen ikilinin aşkı, Fransız subayın ülkesinden acil olarak çağrılmasıyla beklenmedik bir anda son bulur. Ne Hatice ne de Pierre Loti birbirlerini asla unutamaz. Fransız subay, biricik aşkın hasretine dayanamayıp İstanbul'a döndüğünde hiç beklemediği bir haber. Biricik aşkı Hatice, yıllardır ondan haber alamıyor. Genç yaşta hayata gözlerini yummuştur. Pierre Loti, sevdiği kadının dillere destan aşkını kitaba karalamaya başlar. Onun için düşündüğü her bir satırı kaleme döker. Aziyade'ye olan ölümsüz aşkını tekrar tekrar ölümsüzleştirmek için Hatice'nin mezar taşının bir kopyasını Fransa'daki evine yolladık. Aziyade ve İstanbul aşkıyla bilinen Pierre Loti, sık sık geldiği Rabia Hatun Kahvesi'ne
Bu hikayeden dolayı Piyade Tepesi adı verilmiştir. Türk aşığı olan Loti, Hatice için ilk eserini burada yazmıştır. Ve bu yüzüğün aşkın kahramanı olan Hatice'nin mezarlığı Eski Topkapı Mezarlığı'ndadır.